İnneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli amin. Hürmeti habibikel emin. Emma ba'di fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyni Allah. Femen kâne fî kalbihi gayrullah fekhasmuhu fiddâreyni Allah. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mübin Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde bir Müslümanın İslam şahsiyeti ile günahların ve haramların arasındaki münasebetlerini incelemeye çalışmıştık. Bugün yine bu konuyu biraz daha açmakta fayda görüyoruz. Evvel emirde dini İslam kendi müminlerini, müntesiplerini şahsiyetli yapmaya, İslam şahsiyetini bütünüyle temsil etmeye memur kılıyor. Bir bakıma Müslümanlar İslam'ın yeryüzünde temsilcisi, yaşayan ve İslam'ı olduğu gibi yansıtan birer mümessili mevkiinde görmek istiyor. Her bir mümin, her bir Müslüman dinini, inancını, İslam'ı öyle bir yansıtmak, öyle bir etrafa duyurmak, anlatmak mevkiinde ki Müslümanın kişiliğinde, Müslümanın tavrı hareketinde, Müslümanın karakterinde, kabiliyetinde Allah'ın dinini bulacaktır. Onun için İslam temsil dinidir deniyor. İslam temsil dinidir. Dini İslam yeryüzünde kılıç ile yayılmamıştır. İnsanlık tarihinin ve İslamlık tarihinin tespit ettiği en mühim noktalardan birisi de budur. Dini celili İslam kılıç ile yayılmamıştır. İnsanların İslam'ı aynıyla yaşamaya gayret eden Müslümanların faziletleriyle, adaletleriyle ve ahlak ölçüleriyle bizzat üzerlerinde gördükleri ince hikmet nakışlarına bakarak insanlar öylece İslam olmuşlardır. Mesela bugün bakıyorsunuz Endonezya'da Müslümanlar var. Endonezya dünyanın bir ucu ve üzerinde 150 milyon Müslüman yaşıyor. Endonezya böyle pek zenci gibi siyah olmamakla beraber siyaha yakın renkleriyle bambaşka bir ırk, bambaşka bir millet dünyanın bir ucunda Avustralya kıtasına yakın ve her Müslümanlık oraya gitmiş, orada İslamiyet yayılmış, duyulmuş, yaşanmakta. Araştırıyoruz, ta Endonezya adalarına, Jakarta'ya dini İslam nasıl gitti? Oraya hangi ordu, hangi asker gitti de orayı Müslüman yaptı diye düşünürken, araştırırken görüyoruz ki silahlı, kılıçlı bir fert gitmemiş. Kılıçlı, kalkanlı, silahlı bir kişi bile oralara gitmemiş ve İslam'ı kılıçlı insanlar götürmemiş. Oraya eşya satmaya,
mal mübadele etmeye, ticaret yapmaya giden Müslümanlar, orada 3 ay, 5 ay kalmışlar, öyle güzel, faziletli, ahlaklı, tutumlu, davranışlı, karakterli, adaletli, efendi, merhametli, muhabbetli davranmışlar ki, onların davranışlarına hayran olanlar, yaklaşmışlar, adamlara sokulmuşlar, sizi terbiye eden şey nedir demişler, dini İslam'dır, öyleyse biz de Müslüman olmak istiyoruz demişler. Yani Endonezya, İslam böyle yayın, açın kitapları okuyun. Filipin adaları var, Japonya'nın yakınında, dünyanın bir ucu orada. Filipin, adalardan ibaret deniz memleketi. Oraya da İslam kılıçla, askerle, şunla bununla gitmemiş. Aynen oralara da Müslüman tüccarların ve Müslüman esnafın taşıdığı ahlaki faziletler, numune, karakterler, edep, haya, merhamet İslam'ın oralara da yayılmasını temin etmiştir. İşte dini İslam'ın bir temsil dini olduğunu buradan anlıyoruz. Demek ki mesela şimdi Almanya'da 1 milyona yakın Müslüman var. Müslüman işçi, sadece Türk işçisinden ibaret değil, orada daha başka İslam ülkelerinden, Müslüman milletlerden orada işçi var. Faslı var, Tunuslu var, daha buna benzer değişik İslam milletlerinden Almanya'da işçiler var, Türk işçileri var. Hepsi Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman işçiler. 1 milyon işçi. Hepsi Müslüman. Fakat bu 1 milyon Müslüman insanın, 1 milyon Müslüman işçinin Almanya'da Almanların, Hristiyan Alman milletinin, Hristiyan Fransız milletinin, Hristiyan Hollanda milletinin Müslüman olmalarına hiçbir etkisi bulunmuyor. Hiçbir şey yok ya. Yani. Bunun sebepleri var. 1 milyon Müslüman olacak bir Hristiyan ülkesinde orada kimse Müslüman olmayacak. Niye? Çünkü o 1 milyon Müslümanım diyen işçi İslam'ı temsil etmiyorlar. Hiçbirisi İslam'ı temsil etmiyor. Niye? İslam'ı yaşamıyorlar, İslam'ı bilmiyorlar. Bizim yurt dışına gönderdiğimiz işçinin İslam'dan şu kadar haberi yok. Tam tersine aşağılık duygusu var içinde. Avrupalının karşısında küçük düşmüş. Avrupalı zengin, işçi fakir. Avrupalı işveren, Müslüman işçi, işçi. Avrupalı patron, Müslümanlar köle, bu hale gelmiş. Bir de bir aşağılık duygusu ilave edilmiş. Orada gidip o memleketi görünce onların içkisini, birasını, kumarını, ah buyurun karısını kızını görünce zaten dininden bir temsili yok, nasibi yok, eğitimi yok, ahlakı yok, bir insanlığı yok. Onların adetlerine, geleneklerine, kepazeliklerine aldanarak onlar gibi rezil olmak yoluna devam ediyor. Dolayısıyla onlara bakan Müslüman olmak imkanı bulamıyor. Demek ki bizim Almanya'ya yahut Avrupa'ya gönderdiğimiz Müslüman işçiler, İslam'ı yaşayan, İslam'ı yansıtan, İslam'ı temsil eden insanlar olsaydı, bugün Avrupa'da İslamiyet çığ gibi yayılacak. Mesele budur. Bizim de halimiz öyle. Yani biz ezan okunan bir memleketteyiz. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Camileri açık olan bir memleketteyiz. Ecdadımız bu camileri yapmışlar, yakıştırmışlar, hazırlamışlar.
Allah onların ruhlarını şad etsin. Ve cemaat için cami yapmışlar. Yani bir cami cemaat için yapılır. Cemaat yoksa cami olmaz. Bugün düşünün, Süleymaniye Camisi'ni tarihi kaynaklardan araştırıyoruz. Tarihi kaynaklar var, kitaplar var, eserler var. Süleymaniye Camisi'nin içinde iç kısmı ve bir de mahfil vardır, görmüşsünüzdür. Mahfil. Mahfilleriyle beraber bütün caminin içerisinde 16 bin kişinin namaz kılabileceği söyleniyor. 16 bin kişi. Büyük cami tabii. 16 bin kişi de avlusunda ve etrafında dışarıda namaz kılacak imkanı var. Kaynaklarda gördüğümüze göre diyor ki tarihçiler, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı 32 bin kişi namaz kılardı diyor. Cemaat olarak yani. Ve 47 tane müezzini vardı. 47 müezzin. İmam yine öylesine. Niye bunlar ne? Cemaat vardı o zaman. Daha doğrusu namaz kılmayan kimse yoktu. Namaz kılmayan bir adama kimse kız vermezdi, selam vermezlerdi. Mesuliyetinden korkarlardı. Çünkü biliyorsunuz Hanefi mezhebinde vesaire şeylerde bir Müslüman baba, bir Müslüman anne gelinlik çağına gelen kızını, evlenecek çağa gelen kızını evlendirecektir. İslam'ın esasında, ahlakında bu mevcut. Kızını evlendirecek, geciktirmeyecek. Evlenme çağına gelen bir kızı çeşitli kaprisler, çeşitli hevesler, çeşitli arzular için o kızın evlenme çağını geciktiren anne ve baba cehennemliktir. İslam'a göre. Ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, günü geldiği, vakti geldiği halde münasip birisini, bir mümin delikanlıyı, bir Müslüman insanı bulup da kızını evlendirmeyen, oğlunu yine böyle bir münasibiyle evlendirmeyen ve onların vaktini geçiren anneler ve babalar bilmelidir ki, evlenmenin zamanı geçmiş olan o kız veya oğlan ne çeşit günah işlerse o işledikleri günahın bir misli de, bir katı da annesinin ve babasının defteri amaline kaydedilir diyor. Ortaklılar. Onun için evvelce öyle beklenmezdi. Ecdadımızın İslam anlayışı çok merhametli, çok yüceydi. Şimdi çeşit çeşit arzular, çeşit çeşit rekabetler, kaprisler, iştahlar, istekler yüzünden bu noktada görülmemiş veballere ve günahlara giriliyor. Ve sadece bu kadarla kalınmazdı. Kızını gelin etmek için bütün bir toplum bu hususa yardımcı olurdu. Kolaylık gösterirlerdi. Ve bir Müslümanın kızını istemeye gelen aileyi evvela dini açıdan araştırmaya başlarlardı. Kızını istemeye gelen bir ailenin tamamını dini ve ahlaki açıdan incelerlerdi. Araştırırlardı. Bizim kızımızı istemeye gelen adamın acaba oğlu 5 vakit namaz kılıyor mu derlerdi. Birinci araştırma konusu buraydı. İslam ahlakında. Namaz kılıyor mu? Allah'ın hakkına saygılı mı? Namaz kılmayan bir adam Allah'ın hukukunu çiğneyen bir asi bir zalimdir.
Namaz kılmayan bir adam Allah'ın hukukuna tecavüz etmiştir. Çünkü ibadet Allah'ın hakkıdır. Ne diyor Cenab-ı Hak? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. O halde ibadet Allah'ın hakkıdır. Sen Allah'a kulluk yapacaksın. Senin vazifen Allah'ın hukukuna saygı. Namaz kılmak Allah'ın en birinci hakkıdır. Soracak o aklımda. Namaz kılmayan Allah'ın hakkını çiğniyor. Allah'ın hakkını çiğneyen bir insanın kızının hakkına saygı gösterebilir mi? Demişler ve namaz kılmayan bir delikanlıya kesinlikle kız vermemişlerdi. Ecdadımızı anlatıyorum. Ve bunun vebalinden kurtulmuşlardır, korkmuşlardır. Yine alimlerimiz öyle buyurmuşlardır. Bir Müslüman anne veya baba araştırmadan, soruşturmadan namaz kılmayan bir delikanlıya kızını nikahla verdiği takdirde o namaz kılmayan delikanlının nikahında kızının bulunduğu müddetçe meydana gelen isyanın ve günahın bir misli o kızı veren anne ile babaya aittir demişler. Sebep olmuştur çünkü. Şimdi düşünün, yani biz İslam'ı yaşayabiliyor muyuz? Sen İslam'ı, şu İslam'ın ahlaki cephesini yansıtabiliyor musun? Yok, cemiyetin arzuları değişmiş, iştahları, istekleri, hevesleri, kaprisleri, arzu tamamen değişmiş. Kızını istemeye gelen bir adamdan evvela dayalı döşeli bir apartman dairesi soruyor adam. Altında arabası var mı diye soruyor. Bilmem nerede nesi var mı diye soruyor. Mesela son derece İslam dışı bir hadise meydana gelmişti. Biz bile burada Müslüman olduğumuzu söylediğimiz halde aile hayatımızı İslam'a uydurabilmiş değiliz. Nikahınızı, alışverişinizi, çocukların terbiyesini İslam'a göre ayarlayabilmiş değiliz. Dolayısıyla biz İslam'ı ayna gibi yansıtamıyoruz. Hani bize bakanlar İslam'ın ahlaki faziletini göremiyorlar. Bu ne biçim Müslümanlar diyorlar. İşte bunun da sebebi İslami şahsiyet, İslam kişiliği, İslam insanının meydanda bulunmamasını ortaya koyuyor. 73 yılında, 1973 senesinde Ramazan münasebetiyle Hollanda'ya din görevlisi olarak gönderilmiştik Diyanet Başkanlığınca. Orada konferanslar verdik, dini konuşmalar yaptık tabii. Ve bir toplantıya şahit oldum orada. Her taraftan Müslüman işçilerin bir araya geldiği bir toplantı oldu. O toplantıya biz de katıldık. Toplantıda Almanya'da Müslüman olan bir mühtedi, yani Allah'ın hidayet nasip ettiği birisi konuştu. Türkçeyi de böyle epeyce bellemiş, Türkçeyi de öğrenmiş. İşte yarım yamalak ama yine anlaşılabiliyor. Türkçe bir konuşma yaptı. Aslen Hristiyanken Müslüman olmuş Alman vatandaşı. Çeşitli çileler çekmiş vesaire Müslüman. Hiç unutmam, onun o konuşması hala kulaklarımda yansıyor. Aksi seda, hani ses yansıması kulaklarıma geliyor. Dedi ki, Müslüman Türk işçilerine hitap ediyorum dedi. Ben dedi, işte bir yıl öncesine kadar Hristiyandım dedi. Kiliseye giderdim, papazlara giderdim, ayinlere katılırdım ve
Hristiyan bir insandım dedi. Fakat Hristiyanlık benim ruhumu kesinlikle tatmin edemiyordu dedi. Ruhum ısınmıyordu. Bir türlü ruhen, vicdanen tatmin olamıyordum, bana yetmiyordu. Araştırdım dedi, soruşturdum. Çeşit çeşit zorluklara, zahmetlere girmek suretiyle sonunda dedi, Hazreti Kur'an'ı buldum. Kur'an'ın Almanca tercümesini okudum dedi. Kur'an'ın tercümeleri var. Almanca'ya, Fransızca'ya, İngilizce'ye, Rusça'ya, Çince'ye, bütün dünya dillerine Kur'an-ı Kerim tercüme edilmiştir. Merak ettim dedi, Kur'an'ı tamamen Almanca tercümesinden okudum. Ve birdenbire gördüm ki dedi, benim ruhumun aradığı din, din İslam'mış dedi. Tek Allah, vahdaniyet itikadı. Hristiyanlığın dedi getirdiği inanç sistemi karmakarışık. Üçlü bir inanış taşıyorlar dedi. Onlara göre, Hristiyanlara göre üçlü bir inanış var. Üç unsurdan ibaret. Ekanimi selase diyorlar buna. Üç unsur. Birisi Allah Baba. Bir tanesi Allah'ın oğlu İsa. Bir tanesi Allah'ın karısı Meryem. Bir tanesi Ruhul Kudüs. Böyle karmaşık. Hem Allah'a baba diyorlar, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar, Hazreti Meryem'e Allah'ın karısı diyorlar, meleklere Allah'ın kızları diyorlar. Bir Hristiyan elini açıp yalvaracağı zaman Allah babaya mı, Allah'ın oğluna mı, Allah'ın karısına mı, Allah'ın kızlarına mı? Şaşırıp kalıyor dedi. Ben zaten inanmıyordum, ruhum tatmin içinde değildi, huzursuzdum dedi. Bir de baktım ki Kur'an sadece la ilahe illallah, Allah'tan başka hiç kimse yok buyuruyor dedi. Aklım yattı, kalbim yattı, Müslüman oldum dedi. Ve önce sevindim dedi. Müslüman olduktan sonra Almanya'da 1 milyona yakın Müslüman kardeşimiz var. Onlarla beraber olurum, onlarla otururum, onlarla kalkarım. Yalnız kalmam, yapayalnız olmam diye sevinmiştim dedi. Fakat kısa bir zaman sonra bu Müslüman işçilerin, Türk işçilerinin arasına girdikten sonra Müslüman olduğumdan utandım dedi. Domuz eti yiyorlar dedi, zina ediyorlar dedi, içki içiyorlar dedi, barlardan çıkmıyorlar dedi, her rezaleti işliyorlar dedi. Böyle Müslüman olmaktansa olmamak daha hayırlı dedi. Hala Kur'an'da yansır yani. İslam'ı yaşamıyor çünkü. İslam'ı yaşamıyor. Yaşanmayan İslam yoktur efendiler. Biz bunu anlatmak istiyoruz. Kendi nefsimizde tabii evvela bunu, tatbikatını isteyeceğiz. Başka kimseye bir şey dediğimiz yok. Evvela İslam dinini, İslam esaslarını, İslam ahlakını kendimiz yaşayamıyoruz veya yaşamıyoruz. Bunun bize düşen vazifelerimizi, bizimle alakalı cihetlerin kendimiz evvela yerine getirmiyoruz. Dolayısıyla dinin izzetini, İslam'ın revnaklığını, parlaklığını, İslam'ın izzetini etrafımıza ayna gibi yansıtamıyoruz. Bunun sebebi de aziz müminler günahlardır. Geçen ders söyledim, günahlar Müslüman'ın İslam kişiliğini kemiriyor. Haşerat gibi yani. Nasıl ki meyve ağaçlarını, biliyorsunuz meyvecilik yapanlar iyi bilirler, o meyve ağaçlarının bazı haşeratı varmış, anlatıyorlar. Bir takım küçük küçük mahlukat, sinek gibi, böcek gibi şeyler o ağaca musallat oluyor, meyve ağacına. Onun yapraklarını kemiriyor, çiçeklerini kemiriyor, meyvesini kemiriyor. O zavallı ağacı kupkuru hale getiriyor. Ne yapmak lazım? Ziraatla uğraşanlar biliyor. Hemen bir ilaçlama yapıyorlar. Pompayla o meyve ağacını baştan başa ilaçlıyorlar. İlaçlamak suretiyle o haşeratı önlüyorlar. Efendiler, bir ağaca
ağacın meyvesine, yaprağına musallat olan, sataşan, kemiren haşerat olduğu gibi bir Müslümanın ahlakını, dinini, imanını, namusunu, iffetini, hayasını kemiren aynen onun gibi haşerat vardır. Bunlar haram olan şeylerdir. Haram kemiriyor bizi. Onlardan sakınmadıkça, onlardan korunmadıkça, onlardan korkmadıkça, tedbir almadıkça mutlak manada ahlaki hayatımız, İslami şahsiyetimiz kemirilecektir. Tükenecek, bir şey kalmayacak. Tedbir almak lazım. Şimdi mesela hastalık mevzuunda biliyorsunuz karantina diye bir usul var. Karantina. Karantinaya alıyorlar. Mesela hastalık olduğu zannedilen bir memleketten çıkıp da başka memlekete gelen insanı halkın arasına sokmuyorlar, karantinaya alıyorlar. Kontrol ediyorlar, yoklama yapıyorlar, kanını, idrarını, hele mikrop almış mı almamış mı? Karantina. Ve ondan sonra tedbir alarak içeriye sokuyorlar. Biliyorsunuz hac mevzuunda da böyle. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselâfâ Efendimiz 1400 sene evvel bu tedbiri almış. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Hacı efendiler dünyanın dört bucağından çeşitli vasıtalarla, evvelce yayaydı, şimdi vasıtalarla tabii, Mekke-i Mükerreme'ye Beytullah'ı ziyaret etmeye geliyorlar biliyorsunuz. Ama rastgele gelemezler. Hacılar iyi biliyor. Allah-u Teala gitmeyenlere de nasip etsin inşallah. Rastgele Mekke'ye sokmazlar adamı. Resulullah bir prensip koymuş. Nereden gelirseniz gelin, Mekke'ye girmeden böyle çeşitli yerler var. Adına mikat deniyor. Mikat. Oraya geldiniz mi oradan içeriye giremezsiniz. Bazı işler yapmadan. Oraya o bazı noktalara geldiğiniz an, geldiğiniz takdirde hemen üzerinizdeki elbiseleri çıkartacaksınız. Tepeden tırnağa yıkanacaksınız. Koltuk tıraşı, etek tıraşı, afrı, bütün temizliğinizi, tırnaklarınızı keseceksiniz, bütün temizliğinizi yapacaksınız, güzel kokularınızı kullanacaksınız, memleketten getirdiğiniz elbiseleri bir torbaya valize sokacaksınız, tertemiz dikişi bile olmayan iki tane havlu takınacaksınız. Bu nedir? Bu karantina. Çünkü yeni bir Mekke'ye, bir topluma, bir cemaate giriyorsunuz. Etraftan getirdiğiniz bitleri, pireleri, kirleri, pasları Cenab-ı Peygamber temizliyor. Aman hastalık bulaşmasın, mikrop bulaşmasın, bit pire olmasın. Temizliyor, tırnak, saç, sakal kesiyor ve Mekke'ye karantinadan sonra temiz alıyor. Tedbir almıştı. Tedbir almıştı. Karantina. Çünkü hastalık bulaşır. Tifo, tifüs, pis hastalıklar bir bulaştı mı toplumu kurtaramazsınız. Sari hastalıklar, yani yayılması mümkün olan hastalıklar. Bulaşıcı hastalık var, bulaşmayıcı hastalık var. Bulaşıcı hastalıklar. Bir insanın bedenine, etine, kemiğine, ciğerine, böbreğine, bağırsağına bulaşan bulaşıcı hastalıklar olduğu zaman o hastalık taşıyan adamların yerine ve yanına girmeyeceksiniz. Onların tabağından yemek yemeyeceksiniz diyorlar doktorlar, hepiniz biliyorsunuz. Onların içtiği sudan içmeyeceksiniz. Bulaşıcı hastalık var adamda. Dolayısıyla o hastalık taşıyan adamın yanına sokulmayacaksın, çatalını kaşını kullanmayacaksın, onun sokulsan bile biraz uzağında kalacaksın, aman bulaşmasın, bulaşmasın, karantina, kontrol. Tamam. Efendiler, bir insanın bedenine bulaşan hastalıklar olduğu gibi bir insanın şahsiyetine, kişiliğine bulaşan hastalıklar var. Şahsiyetine, karakterine, edebine, hayasına, iffetine bulaşan hastalıklar var. Bunların da adı haramlar ve günahlardır. Aynen günahlar da aşılanıcı bir hastalıktır. Günahlar da aşılanır.
Haramlar da aynen bulaşıcı hastalık gibidir. Bir memlekette bir haram yayıldı mı o harama herkes bulaşıyor. Ne yapacaksınız? O haramı işleyen adamın etrafından kaçacaksınız. Size de bulaşmasın diye. Bakın aynıdır. Bir insanın bedenine bir bulaşıcı hastalık arız olduğu gibi onun karakterine ve ruhuna da bulaşabiliyor. Yalancı insanların arasında bulunan aynı yalancı olur. Onların arasında oturan kadın o da zamanla açık saçık hale gelir. Örtünmekten utanır, açılmaktan utanmaz. Toplum. Nur suresinin 31. ayetinde kadınlarla alakalı hükümler var. Muazzam hükümler var. Onlardan birisi de şu. Bir Müslüman hanım, Müslüman bir hanımefendi kimlerle görüşebilir, kimlerle görüşemez? Bunu Cenab-ı Hak sayıyor. Bir Müslüman hanım babasıyla görüşebilir, kayın babasıyla görüşebilir, kardeşiyle görüşebilir, dayısıyla, amcasıyla, yeğenleriyle sayıyor bunları. Sınıf, o ayette var, 30 gün var. Müslüman hanımlarla görüşebilir diyor. Açık saçık, makyajlı, pantollu, İslam inançlarını inkar eden, hadi canım böyle zamanda örtünmek, kapanmak mı olurmuş diyen, İslam inançlarından, İslam itikadından, İslam hükümlerinden bir hükmü inkar eden, açık saçık, cilalı, boyalı, çıplak bir kadınla da bir örtülü Müslüman hanım beraber oturamaz diyor. Niye? Çünkü onun pisliği ona da bulaşır. Bakın, aynı noktaya gelmiş. Etkilenir. Tesire kapılır, tesire kapılır. O onu etkiler. Kadınlar çok çabuk etkilenirler. Bazı hadiseler, bazı olaylar karşısında en evvel paniğe kapılan kadınlardır. Kadınlar birdenbire paniğe kapılırlar. Akli kudretleri birdenbire kaybolur, hissilik başlar. Hissen o çıplak kadına alışır, ısınır, o da onun gibi çıplak olur. Hastalığa bulaşır. Çok mühimdir. Çıplak bulunan bile açık saçık bir kadının yanında bir Müslüman hanımefendi oturamaz. Çünkü onun illetine çıplaklık bir illettir, hastalıktır. Allah'ın haram ettiği bir marazdır, aynen bulaşır. Ya aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin bu noktaya çok ehemmiyet veriyor. Günah işlenen yere girmeyin diyor. Bir veremlinin, bir hastalık, bulaşıcı hastalık taşıyan bir adamın yanına girmekten korktuğunuz gibi haram işlenen bir yere, haram işleyen bir adamın yanına da sokulmaktan korkacaksınız. Kişiliğinizi kurtarmak için var. Bununla alakalı bir ayet-i kerime var mı? Var. Şimdi onu arz edeceğim. Bizzat tefsir kitaplarından aldığım bir noktayı, notu size arz edeceğim. Efendiler, Nisa suresinin 140 numaralı ayetini okuyorum. Ve tefsirini arz edeceğim. Nisa. Nisa ne demek Arapça? Nisa, kadın demek. Kadınlar. Hani bazı Müslüman hanımların adı da Hayrun Nisa. Hayrun Nisa hanım derler. Hayrun Nisa yani en hayırlı kadın. Kadınların en hayırlısı manasına geliyor. Ve iyi bir isimdir. Yani kadınlara Hayrun Nisa ismini verebilirsiniz. Çok güzel bir isim. Ama bu ismin sahibi olmak lazım. Bakıyorsun kadının adı Hayrun Nisa, kendisi şerli mi şerli? Bu da iyi değil. İsmi Hayrun Nisa olan kadın bu isminin sahibi olması lazım. O da önemli. Nisa kadın demek, kadınlar demek. Nisa taifesi denir. Nisa taifesi kadınlar sınıfı demektir yani. Kur'an-ı Kerim'de bu kadınlarla alakalı müstakil bir sure var.
Suretün Nisa, kadınlar suresi. Her Müslüman hanımefendi Kur'an tercümesinden veya tefsirinden bu kadınlarla alakalı Suretün Nisa'yı mutlaka okuması lazım. Veya her evin reisi, her evin erkeği hanımına bu sureyi okutması lazım. İslam için diyorum ben. Bizim halimiz, bizim neremiz Müslüman kardeşler? Yani bizim halimiz perişan. Ben kendimi de ortaya koyuyorum. Kur'an-ı Kerim'in terazisinde tartılsak 5 gram gelmeyiz ya. Yani. Halimiz de. Bizim halimiz perişan. Bizim işimiz Allah'a kalmış ya. Yani. Biz her cezaya müstahakız. Her cezaya. Eğer başımıza ateş yağmıyorsa, taş düşmüyorsa yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini çeken bazı kimseler var demektir ki ben daima şöyle düşünüyorum. Bu toprakların üstünde yaşayanlarda hayır kalmamış olsa bile bu toprağın altında yaşayan şehitlerimiz var. Belki onlar hürmetine yaşıyoruz. Hiç toprağın üzerinde yaşayanlardan hayır beklemeyin yani. Toprağın altında ne varsa var. Şehitler var. Allah şühedayı çok seviyor. Onun için ölenler onlar çünkü. Bizim neremiz Müslüman? İşte bu Suretün Nisa önemli. Onun 140 numaralı ayetinin tefsirini okuyorum. Cenab-ı Hak aynen şöyle buyuruyor. Allah'a isyan edilen, yani günah işlenilen, haram işlenilen bir yeri gördüğünüz veya duyduğunuz zaman فَلَا تَكْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يسٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلِهُمْ فَلَا تَكْعُدُوا Arapça biliyorsunuz, nehy-i hazır. Hazırdaki cemaati nehy ediyor, yasaklıyor. فَلَا تَكْعُدُوا Sakın oturmayın. Sakın oturmayın. Kaade, yek'udu, kaade, Arapça oturmak demek. Yani namazdaki oturuşlara da kaade. Kaade-i ula, kaade-i akire. Birinci oturuş, ikinci oturuş. Kaade, oturmak. Fela tek'udu, oturmayın. Mahum, o Allah'a isyan eden, oyun oynayan, içki içen, çıplak oturan, Allah'a karşı günah işlenen, yerlerde, salonlarda, onlarla beraber oturmayın. Bakın ayet. Oturmayın. Fela tek'udu, oturmayın. Oturursak ne olur ya Rabbi? Oturursak ne olur? Suali mukadderine Cenab-ı Hak cevap veriyor. İnneküm mutlaka sizi de izen o halde mislühüm onlar gibi cehennemde yakarım. Ayet. Kendimden bir şey söylersem kahrolurum. Ayet bu. İnneküm muhakkak ki sizi de izen o halde mislühüm onların misli gibi kabul ederim. Orada onlarla beraber oturmayın. Allah'a isyan eden, haram işleyen, günah işleyenlerle beraber oturmayın. Mesela bulaşıcı hastalık olan yere girer misiniz? İçinde kumar oynanan bir kahvehane bulaşıcı hastalık olan bir yerdir. Girmeyeceksin. Hastalık da kumar, oyun oynamaktır. Canım ben girip orada oyun mu oynuyorum? Bir kenara oturup kahvemi içiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki oyun oynayanların yanında oturup da oyun oynamasa bile hepsini beraber cehenneme atacağım diyor. İşte ayet. Ne yapalım? Ne yapalım kardeşim ya? Kalkayım da ben bir din görevlisi olarak bu ayeti mi değiştireyim cemaatin hoşuna gitsin diye. Hocam diyor cemaatin canını sıkan ayetleri okuma diyor bana birisi. Ulan cemaat kim ya? Cemaat kim ya? Allah'a karşı sorumluyum ben. Cemaate karşı değil, sorumlu değiliz biz. Yani ben cemaat darılacak diye emekli memur beyefendiler kırılacak diye ayeti mi değiştireceğim ben burada ya? Şu hale bak ya. Ne günlere kaldık. Yani ben şu kürsüyü keyfime alet mi diyeyim efendiler?
Zenginler darılmasın diye, emekliler darılmasın diye, memur beyler darılmasın diye, hanımefendiler kızmasın diye konuşan vaiz cehennem odunudur. Ne vaizi, ne hocası bu. Cemaat darılacak mı? Bir kere darılsın. Nedir cemaat? Ben ayet okuyorum. Eğer benim okuduğum ayet-i kerimeye tahammül edemeyecekse zaten Müslüman değil herif. O cemaat olur mu o cemaat? Ben Kur'an'ın cemaatini arıyorum. Sokağın cemaatini aramıyorum. Bize sokaktaki cemaat değil, Kur'an'ın cemaatini arıyorum. Ne cemaat? Öyle darılacak, kırılacak, büsecek, beyefendi, tonton, nazlı, sazlı, keyifli, beyefendi. Böyle bir cemaat olmaz. Müslüman Allah'ın kitabına pazarlıksız iman eder. Faizden bahsetme, efendiler darılır. İçkiden bahsetme, meyhaneciler kırılır. Bu ne ya? İslam mı bu? Öyle şey olmaz. Müslüman erkek olmalıdır. Müslüman samimi olmalıdır. Müslüman Kur'an'ın tamamına inanmalıdır. Bakın işte ayet bu. Olmaz. Müslüman pazarlıklı olamaz. Pazarlıklı Müslüman olur mu? Her zaman söylüyorum. Bizim toplumumuzda pazarlıklı Müslümanlar türemiştir diyorum size. Pazarlıklı Müslüman, hocam diyor ben Müslüman olurum, hacca da giderim, abdest alırım, namaz kılarım ama faiz de alır yerim diyor. Haram maram değil diyor bana. Pazarlıklı. Pazarlıklı adam. Öteden bakıyorsun efendi temiz bir insan, mütevazi adam, güzel adam, namaz kılmıyor. Niye namaz kılmıyorsun beyefendi? Efendim diyor, şimdi diyor memurum, emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım diyor. Pazarlık yapıyor. Pazarlıklı Müslüman, nazarlıklı Müslüman. Nazarlık herifler. Ne Müslümanı bunun? Şu camiye gelmeyi minnet biliyor. Beyefendi camiye gelmiş ya tamam cennete, kendisini cennetlik zannediyor. Sen camiye gelmeye mecbursun Müslümansan. Yok efendim camiye gelmek bir lütufmuş. Kim diyor? Mecbursun gelmeye. Aman efendim camiye giren cemaati darıltmayalım. Ne söyleyelim? Ayetlerin bir kısmını okumayalım diyor. Darılmasın cemaat. Bu ne biçim cemaat efendim? Böyle olmaz. Pazarlıklı cemaat Allah'ın belasıdır. Kur'an'ın başına beladır bu cemaat. Pazarlıklı. Bazı ayeti kabul ediyor, bazısını etmiyor. Aman efendim söyleme, aman efendim darılmaz. Bu tarz iyi bir şey değil. Tam ve kamil manada mümin olmak lazım. Bakın şimdi bu ayet-i kerimede tefsir alimlerimiz aynen şu hükmü beyan etmişlerdir. Tefsiri Kurtubi diye çok kıymetli bir tefsir var. Kurtubi tefsiri. El-Cami'u li-ehkamil Kur'an diye bir muazzam tefsir vardır. Yazan da İmam Kurtubi'dir. O tefsirin 6. cildinin 418. sayfasından şu tefsiri almışım, arz ediyorum. Aynen diyor ki alimimiz, فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَّةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ Arapça tabii. Diyor ki, فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ Her bir oturan adam, her bir oturan adam nerede? Fi meclisi masiyetin, Allah'a karşı isyan edilen, günah bulunan, günah işleyen adamların meclisinde, haram işleyen adamların olduğu yerde, aynı yerde oturan her insan, وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ O günahı, onlara gidip de bu günahtır, bu haramdır, kardeşim bu işi yapmayın diye nehy-i münker yapmadığı müddetçe susmuş, o günah işleyenlere beraber oturuyor ise يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ Günah işlemekte ve cehenneme gitmekte hepsi müsavi olur. Hüküm.
orada oturması sebebiyle. Niye? Çünkü günahlar kişiliği kemiriyor. Bulaşıcı hastalık mesela, onun için verdim. وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ اِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَّةِ وَعَمِلُوا بِهَا. O günah işlenen yerdeki Müslüman, o kötü sözleri ve kötü işleri gördüğü zaman nehy-i münker yapması, yapmayın, günahtır, haramdır diye ona konuşması lazım. فَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّك۪يرِ عَلَيْهِمْ. Eğer onları vazgeçirmeye kudret yetmiyorsa, فَيَنْبَغِي اَنْ يَكُومَ عَنْهُمْ. O günah işleyenlerin yanından uzaklaşıp gitmesi lazım diyor. Oturmayacak orada bakın. Ayetin hükmü budur. Ya bizzat lisanen adamlara yaptıkları günahın şiddetini, vehametini, kötülüğünü anlatacak. Yahut da buna gücü yoksa, ilmi yok, kuvveti yok, bir şey söyleyemiyor. Ne lazım? فَيَنْبَغِي اَنْ يَكُومَ. Oradan kalkıp gitmesi lazım. Ölçü budur. Hatta la yekûne min ehli hâzihil âye. Bu mübarek ayet-i kerimenin muhatabı olmaması ve o aynı cezalı duruma, hastalıklı duruma düşmemesi için bunu yapması lazımdır diyor alimler. Günah işlenen makamlardan, günah işlenen mekanlardan, günah işleyen dostlardan, arkadaşlardan ayrılacaksın Müslüman. Başka türlü bulaşıcı ahlaki hastalıklardan kurtulamazsın. Sen de yalancı olursun, sen de gevşek olursun, sen de sahtekar olursun, senin de kızın karın perişan olur. Ayrılacaksın. İslami şahsiyetleri kemiren en korkunç marazların başında günahkar, musibet sahibi, erbabı masiyetle beraber olmak, beraber oturmak, beraber kalkmak tecelli ediyor. Zaten bunun vebali de var. Onlara mübaşeret, onlarla efendim mülazemet, onlarla dostluk, onlarla arkadaşlık yapmayacaksın. Bu senin ahlaki ve İslami şahsiyetini korumak için bir çaredir bu. Misallerini verin. İmam Gazali'den de bir şey söyleyip keseyim, uzatmayayım. İmam-ı Gazali de büyük allame, müştehit biliyorsunuz. Bundan 1000 yıl evvel yaşamış. Tam 1000 yıl. 10 asır evvel yaşamış bir alim İmam-ı Gazali. 10 asır evvel. Yazdığı kitaplar daha bugün yazılmış gibi şahane. İmam Gazali. Aynen şunu anlatıyor bu konuda. O da var notlarımda. Kitabül Ekli ve Şurb diye bir bahis yazmış. Yani yemek ve içmek adabı. Bir Müslüman nasıl yemek yer, nasıl içer, bunlarla ilgili fıkıh hükümleri, hadisler, ayetler toplamış. Ve şu hadisi şerifi almış. Efendimiz'den, Hazreti Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'la almış bir hadis. Ve onu şerh ediyor, tefsir ediyor. Resul-i Zişanımız buyurmuş ki, ey müminler, la teshab illa mümina, mümini kamilden başkasıyla arkadaşlık etme. Kamil, şahsiyetli bir Müslüman, haysiyetli bir Müslüman, faziletli bir Müslüman, sözünden dönmeyen Müslüman, ağzından sır çıkmayan Müslüman. Böyle bir Müslümandan başkasıyla arkadaşlık etme. La teshab, sohbet etme. Ve la ye'kül ta'ameke illel ebrar. Çayını, çorbanı, kahveni, yemeğini ve buna benzer sohbetlerini de kamil ve salih Müslümanlardan başkasına yedirme. Böyle asilere, serserilere, karaktersizlere, sahtekar adamlara ekmek ekmek yedirme. Peygamber sözü. Gazali bu hadis-i şerifi almış, şöyle bir neticeye var. Diyor ki, bir Müslüman insan evinde bir ziyafet tertiplese de, bunu defaatle söylemişiz, konu geldiği için tekrar ediyorum, hatırlansın diye, tekrarında fayda var.
evinde bir ziyafet tertiplese de, işte eşini, dostunu davet etse, davet, hani telefonla, beyefendi diyorsunuz, işte, Ahmet Bey, Mehmet Bey, falan akşam bize buyurun, beraber bir yemek yiyelim, sohbet edelim, dertleşelim, hani davet, misafirlik değil, davet. Misafir hükümleri ayrı, oraya girmiyorum. Ya davetiye çıkartıyorsunuz, ya çocuğu gönderiyorsunuz, işte falan falan beyler, oğlum çağır da bize yemek yiyelim filan. Bir hazırlığınız var. Böyle yemek, ziyafet hazırlayıp da eşini, dostunu bu sofraya çağırsa, Gazali hüküm getiriyor. Yani bu hadisi şerifin yorumunu yapıyor yani, müştehid adam, alim. Ve davet ettiği kişiler de gelip o sofranın etrafına sıralansalar, hadi buyurun efendim, başlayın yiyin denecek ve yemek yenecek. O yemek, yemeğin etrafında toplanan davetli kişilerin içinde o yemek sahibinin çağırdığı adamlarının birisi, namaz kılmayanlardan birisi ise, o namaz kılmayan adamın yediği ekmeğin ve yemeğin her zerresi arş-ı âlâya şikayet ederek, ya Rabbi beni beynamaz, namaz kılmayan, sana isyan eden bir adamın midesine gönderdiği için ev sahibimi kahru perişan ededir diyor. Şikayet eder. Lisan-ı haliyle. Sen maksadın dünyada nedir Müslüman? Senin maksadın asileri beslemek mi? Senin çaban, çilen, davan bu mu? Sen İslami şahsiyet ortaya koyacaksın. Yediğinden mesulsün, giydiğinden mesulsün. Sade yediğinden mi? Yedirdiğinden de mesulsün. Yedirdiğinden. Onun için bugün mesela şu hadis-i şerifi düşünüyorum da bugün mübalağalı söylemeyeyim. Hacılar da böyle, hocalar da böyle, cemaatimizin büyük çoğunluğu, hepsi diyemem, üstesnası vardır tabii, onlar başka. Büyük çoğunluğu bugün babalar, evlerinde çocuk tabii, çocukları var herkesin. Büyümüş, mükellef olmuş, akıl, baliğ evlatları var. Eğer evinde 15 yaşına girdiği halde namaz kılmayan kızı veya oğlu varsa, o baba namaz kılmayan oğluna ve kızına durmadan ekmek taşıyan, isyan eden insanlara yemek taşıyan bir hamal mevkiinde bulunuyor. Hamal. Asilere ekmek taşır. Bey namazlara servet yiyip bakalım. Vah derin gibi Müslümana. Dükkan al, araba al, arsa al, arazi al. Kime? Bey namaz çocuklara mal topluyorsun sen. Senin halin perişan. Asilere hizmet, asilere miras, Allah'a isyan edenlere halı, kilim, mobilya, ev, apartman alıyorsun. İşin iş değil senin. Hesabın ağır senin. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Bütün mesele İslam'ı tam yaşamak. Tam yaşamak, İslam'ı tam yansıtmak, İslam'ın aynası olmak lazımdır. Başka çaresi yok. Demek ki bugünkü sohbetimizde de günahların ve haramların insan, Müslümanın kişiliğini tahrip eden bir bulaşıcı hastalık olduğunu, bulaşıcı hastalık olan yere gitmemek lazım geldiğini ayetlerle, hadisleri anlattım ve haftaya mevzuyu bir başka açıdan daha ele almak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle, nefis ve nesillerimizi ıslah eyle, alemi İslam'a imdad eyle, her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.